Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük YouTuber olan Enes Batur'un videosu neden bir anda kaldırıldı? Onun hakkında bir video çekmek istedim. Bildiğiniz üzere Enes Batur Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı ve haftada 2-3 tane içerik üretebiliyor. Bu YouTube için devasa bir rakam. Fakat Enes Batur çektiği hikayede yani story'de şöyle bir açıklama yaptı. İşte bu açıklama Kopya yasasıyla çok doğru orantılı. Kopya yasası bildiğiniz üzere YouTube'u çocuklar için daha iyi bir ortam haline getirmek üzere hazırlanmış bir yasa. Ve şu anda da yeni yeni uygulamaya konuluyor ve aşama aşama ilerliyor. Bu aşamalarda çeşitli aksaklıklar olması normal. Fakat Enes Batur'un videosunun bu sebeple kaldırılması biraz saçma. Şu anda sağ üstte kartta çıkan Kopya yasası hakkında hazırladığım videoyu da izleyerek Kopya yasası hakkında tam bir bilgi edinebilirsiniz. Videonun başında da dediğim gibi Enes Batur bir hikaye çekerek bunu duyurmuştu ve o videonun içeriğine gelelim biraz. Çektiği video 2015 yılında sevgilisi de çektiği bir video ve birbirlerine soru soruyorlar ve bu soru doğrultusunda eğer yanlış cevap verirlerse kafalarında yumurta kırıyorlar. Bu içerik yurt dışında da yaygın olan bir içerikti. Türkiye'de Enes Batur da çekti ve bu içeriğin çocuklar için uygun olmadığına karar verildi. Ve yapılan açıklama aynen şu şekilde. Ne diyor? Ciddi fiziksel hasar veya ölüm riski taşıyan video. Bakalım hangisiymiş burada. Yumurta kırma cezası gülmeme böylece. Gerçekten. Bu açıklamayı göz önünde bulunduracak olursak şu ana kadar yumurtadan veya kafasında yumurta kırıldı diye ölen bir insan yok. Yani şu anda YouTube zaten bu videoları bir otomatik makine sistemiyle kaldırıyor. Sanırım bu makine sisteminin yazılımında hata var veya makine öyle bir ayarlanmış ki YouTube bu konularda aşırı bir katılık sergileyecek ve o kırmızı çizgisinde de birçok YouTuber zarar görecek gibi. Çünkü işte paintball videoları olsun, işte gerçek hayatta PUBG oynadık tarzındaki videolar olsun büyük ölçüde zarar göreceğe benziyor. Buradan yola çıktığımızda bu Kopya yasasının birçok YouTuber'a ilerleyen zamanlarda büyük ölçüde zarar vereceği de aşikar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Aşağıda da bu konu hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum. Şu anda şurada sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek hepiniz hoşça kalın. Yumurtayı nasıl kullanacağını öğretemiyor.